Merhaba arkadaşlar. Hepimizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Allah kestiğimiz kurbanları kabul etsin. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Ve size bazı tatsız konulardan bahsetmek istiyorum. Şu gördüğünüz 1, 2 ve 3 tır yükü inek gece saatlerinde buraya getirildi. Ve size yakınlaştırayım arkadaşlar. Hayvanlar tahmini saat 1 gibi buradaydılar ve herhangi bir şekilde ne su veriliyor, ne yemek veriliyor ve saatlerdir kesilecekleri saate kadar burada ayakta bekletiliyorlar. Kendilerini kaşıyamıyorlar, yatamıyorlar, kalkamıyorlar. Bakın burada. Buradakiler de kesildiği için azaldı. Bir de şurada bir tır yükü var. Ve asla kimse bu hayvanlarla ilgilenmiyor. Ne yemek veriyor, ne su veriyor. Ve bu hayvanlar burada gece 1-2 gibi bağırıyorlar, böğürüyorlar. Ve bu durum bizim vicdanlarımızı kanatıyor. Bakın arkadaşlar. 9-8 saattir ben de ayakta kalsam ben de aynı tepki veririm. İdam mahkumuna bile son isteği sorulur. En son ne yemek istersin ya da ne yapmak istersin diye. Bu hayvanları böyle aç susuz saatlerce bekleterek Kurban Bayramı bu hayvanlara eziyet olduğu zaman olmuyor bence. Din de bunu emretmiyor. Hayvanlara böyle eziyet edilmesini asla emretmiyor. Ve bir diğer sorunumuz arkadaşlar. Sokak aralarında kurban kesmek yasaktır. Ama bu kadar evlerin olduğu yerde 3 tır 4 tır yükü inekler kesiliyor. Mutlaka bu evlerden bakan çocuklar da vardır. Ki çocuğu kesin, benim bile dün geceden beri psikolojim bozuldu. Bu hayvanlar saat 1'den beri aç susuz ve elimizden hiçbir şey gelmiyor. Kıyamam, dönemiyor, kendini bile kaşıyamıyor. Böyle olmaz ki ama. Baksanıza arkadaşlar, yazıktır, günahtır ya. Ve şu gördüğünüz beton zeminde bu hayvanları yatırıyorlar. Ve hayvan o beton zemine düşüyor yani. Canı da acıyor. Tamam kesilebilir ama bilmiyorum, her şeyin bir usulü olması gerekmiyor mu? Bu hayvanlar böyle. Belki hayvan son kez ot yemek istiyor, su içmek istiyor. Saatlerdir, saat 1-2'den beri ayaktalar ve bağırıyorlar. Kim bilir kaç saattir bu yolculuğu yaptılar ve açlar. Bakın arkadaşlar, kim bilir kaç saat sürecek bu kesin. Kıyamam ya, gerçekten kıyamam. Yani keşke ülkemiz